Evet sevgili dostlar, pazar genç adam, hayırlı akşamlar. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Evet, Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Tekrar merhabalar. Merhaba. Sevgili dostlar, şu anda Pazar Genç Radyo'dasınız, Pazar Genç Efendisiniz. Sizlere 91.4 karasal frekansından seslendiğimiz gibi aynı zamanda pazargençefendi.com aracılığıyla Facebook adresinden Kobal Facebook'undan da bizleri izleyebileceksiniz. Evet, Sayın Osman Hocam. Evet, bir kez giriş yapmıştık ama bugün neler yapacağız? Kısaca isterseniz yeni dinleyicilerimiz oluyor, yeni izleyicilerimiz oluyor. Osman Kaya kimdir? Çok kısa bir giriş yapalım. Ondan sonra da dediğimiz gibi konumuza girelim. Osman Kaya en özet ifadesiyle bir Mustafa Kemal sevdalısıdır. Mustafa Kemal'in izinden giden, izinden gitmeye çalışan, bunu bir yaşam biçimi olarak ortaya koyan ve bu doğrultuda Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda aydınlanma mücadelesinde yer alan, karınca karınca bunu gerçekleştirmeye çalışan bir yurttaştır. Evet, Sayın Hocam, peki bu akşamki konumuzu kısaca aktaralım. Bu akşamki konumuz Mustafa Kemal'in düşüncesi, Mustafa Kemal'in düşüncesinin önemi, Mustafa Kemal'in düşüncesini meydana getiren elementler, faktörler ve içinde bulunduğumuz ünlü tarihçi ve filozof Peter'in, Sorokin'in kitabına da konu olan bir bunalım çağı olan çağımızın çıkmazından kurtuluş çerçevesinde çözüm yolu olarak Atatürkçülüğü ele almaya çalışacağız. Bu doğrultuda ulusal ve küresel anlamda Mustafa Kemal'in düşüncesinin ne tür ayrıntılı bir şekilde vermeye, aktarmaya çalışacağız. Bu akşamki konumuz bu olacak. Evet, sevgili dostlar, bizim dediğimiz gibi şairimiz, yazarımız, aynı zamanda felsefe hocamız Osman Kaya'yı dinledik. Ve bizlere tabii ki 0464-612-2699'dan sorular da geliyor, biz alıyoruz. Evet. Yine dün de gelen çok tanıdığımız sevgili hocalarımız var. Onlar da bir iki soruyu bizlere ulaştırdılar. Ama bu arada 0464-612-2699'dan da sorularını sorabilirler. Facebook'tan da bizlere yazabilirler. Facebook adresimizden de yazabilirler. 0464-612-2699 isterseniz canlı yayına da girebilirler. Evet. Değil mi? Bekliyoruz. Şimdi siz dediniz ki Hodri Meydan dediniz. Hodri Meydan diyorum. Neden Hodri Meydan dediniz yani? Hodri Meydan diyoruz çünkü bu bizim kişisel kibrimizden meydana gelmiyor. Yani bizim kendi özelliğimizden değil, Atatürkçü düşüncenin niteliğinden, tabiri caizse kalitesinden, mükemmelliğinden, son derece önemli bir çözüm kaynağı olmasından dolayı Hodri Meydan diyoruz. Çünkü İddia ediyoruz ki Mustafa Kemal'in düşüncesi dün de, bugün de, yarın da tek yoldur. O ışıklı yoldan yürüme noktasında, o ışıklı yolda yürümeye itirazı olan herkese o meydan diyoruz. Buyursunlar. O zaman Mustafa Kemal kimdir Sayın Hocam? Evet, Mustafa Kemal kimdir? Spinoza, filozof Spinoza'nın bir sözü var. Diyor ki, tanımlamak küçültmektir diyor. Yani özetlemektir. Yani tabiri caizse okyanustan bir bardak almaktır. Mustafa Kemal bir derya. Mustafa Kemal bir güneş. Mustafa Kemal inanılmaz bir ışık kaynağı. Ben şunu söyleyeyim. Hayatım boyunca kitap biriktirmiş bir insanım. Sadece bir bibliyoman olarak değil, aynı zamanda iyi bir okuyucuyum. Şunu açık ve net olarak söyleyeyim. Yani felsefeci kimliğimle de söylüyorum. Mustafa Kemal'i okuduktan sonra ne kadar cahil olduğumu, ne kadar az şey bildiğimi çok daha iyi anladım. Mustafa Kemal sonu gelmez bir üniversite. Mustafa Kemal sonu gelmez bir doktrin. Mustafa Kemal içine girdikçe açılan tıpkı metaforik olarak ifade edersek bir güle benzeyen bir düşünce. O nedenle Mustafa Kemal'in
düşüncesini, Atatürkçülüğü tanımlamak öyle kolay değil. Ama biz yine de bir çaba sarf edelim. Önce Atatürk kimdir? Çok özetle ifade edelim. Mustafa Kemal Atatürk üzerinde en çok kitap yazılan, üzerinde en çok konuşulan, düşünülen ve tartışılan, adı ülkemiz dışına taşmış bir büyük dehadır. Mustafa Kemal bu ülkenin en karanlık döneminde bir çözüm kaynağı olmuş, bir kurtuluş umudu olmuş, umut olmakla kalmamış, kurtuluşu icraata dökmüş bir büyük dehadır. Sadece ulusal kurtuluş noktasında değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde bunalımı çözecek, dün de, bugün de, yarın da bunalımı çözecek bir bilgi yumağıdır. Bir bilgi kaynağıdır, bir ışıktır diyorum. Mustafa Kemal'i bu kelimelerle tanımlamak zorundayız. Çünkü o kadar yüce, o kadar inanılmaz, o kadar derinlikli bir yapıya sahip ki Mustafa Kemal'in düşüncesi. Ancak bu metafora bizi yaklaştıran düşüncelerle, duygulara hitap ederek anlatmak durumundayız. Peki Atatürk nedir? Devam edelim. Atatürk bu milletin tarihsel süreç içinde yaşadığı en kritik zaman diliminde bu milletin bağrından çıkardığı bir büyük kurtarıcı, bir ulu önderdir. Atatürk uçurumun eşiğine kadar gelmiş, azim ve iradesiyle uçurumun eşiğinden dönmüş bir milleti attığı adımlarla uygarlık yarışında ileriye götüren bir büyük devrimcidir Atatürk. Evet, bu arada Osman Hocam, Mustafa Hazır bizi izliyor, Dilkin Balta izliyor, Tahsin Birben izliyor, Nazmi Biber izliyor, Turhan Topaloğlu izliyor, Ali Erdoğan İstanbul'dan izliyorlar, Ergün Biber izliyorlar, Ali Genceoğlu izliyorlar. Tabi bu arada Karasal yayınımızdan dinleniyoruz, aynı zamanda yine Facebook'tan mesajlar var. Tabi isimleri okuyamıyoruz ama şu anda tabii ki izleyicilerimiz arttı. Buradan da teşekkürlerimizi vurguluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sorusu olanı da 0464-612-2699'dan bize geldi, yazıyoruz. Ama isteyenleri de canlı bağlantıya da alabiliriz. Eğer bir aksilik olmazsa kusura bakmasınlar, bağışlasınlar. Biraz çok profesyonel olmasak da ama bazı şeyleri yapmak için, yeni bir şeyler ortaya koymak için çalışıyoruz. 0464-612-2699'dan canlı telefon hattında da bizlerle birlikte olabilirler, arzu ederlerse. Bunu buradan vurgulamak istiyorum bir kez daha söyledikten sonra. Sayın Hocam, Mustafa Kemal kimdir dedik ama evet, isterseniz biraz da ya peki Atatürkçü düşünce nedir? Evet, nedir? Bir de Atatürkçü düşünme var. Bir şey. Evet. Şimdi bazen karıştırıyorlar. Evet. Ya bunlar birbirine benzemiyor mu, nedir acaba? Yani birinci sorum size, Atatürkçü düşünce nedir? Evet. Bir de Atatürkçe düşünme nedir? Evet. Önce Atatürkçü düşünce ve Atatürkçülük nedir, onu ifade etmeye çalışalım. Atatürkçülük 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir büyük dahinin, yıkılan bir imparatorluğun, işgal edilen bir yurdun acıları içeren, verilen ulusal kurtuluş savaşının ve sonrasında yapılan devrimlerin pusulası ve yol haritası olan, özü insanlığın ortak birikimi, Türk tarihinden çıkarılan ders ve tecrübeler olan büyük dahi Mustafa Kemal'in kişisel tecrübeleri, okudukları, dinledikleri ve düşündükleriyle meydana gelmiş uygarlaşma, ilerleme ve bağımsızlaşma ideallerini içeren düşünce sistemi ve doktrinin adıdır. Atatürkçü düşünce, Ulu Önder Mustafa Kemal'in düşünce, görüş ve direktiflerinden oluşan düşünce sistemine verilen addır. Atatürkçe düşünme ise olaylara, olgulara, yaşama Atatürkçü düşüncenin verdiği ışıkla bakabilmektir. Yani Atatürk bu soruna nasıl bakardı? Atatürk bu sorunu nasıl çözerdi? Mustafa Kemal eğer şimdi yaşasaydı
ne yapardı diye düşünüp empati kurarak, tabii bu empati de bilgiyle beraber olduğu zaman anlamlıdır. Empati kurarak bu sorunlara yönelik Atatürkçü perspektiften çözüm arayışıdır Atatürkçe düşünme. Atatürkçe düşünme kısaca Atatürkçü doktrinden hareketle günümüzde ve gelecek zamanda oluşması muhtemel sorunlara çözüm üretme çabasıdır. O çerçevede düşünce üretmektir, bilgi üretmektir. O çerçevede bir durumun altını çizmek istiyorum, bir noktanın altını çizmek istiyorum. Dinliyoruz. Mustafa Kemal sadece efendim bir masa başı filozofu değildir. Mustafa Kemal bir pratik adamıdır. Sadece teori adamı değildir, bir pratik adamıdır ve Atatürkçe düşünme aynı zamanda Atatürkçü düşünmenin getirdiği pratikle hareket etmektir. Atatürkçü düşünmeyi yaşama geçirmektir. İşte Atatürkçe düşünme bu doğrultuda hem teoriyi hem pratiği birleştirip sorunların üzerine cesurca, korkusuzca gitmenin adıdır diyorum. Evet, sen hocam bakıyorum yine Facebook aracılığıyla dinleyicilere teşekkür ediyoruz, izleyicilere teşekkür ediyoruz. Ali Bey İstanbul'dan ulaşmış, yine Mustafa Hazır yine pazardan ulaşmış. Özgür Biber değerli arkadaşımız, bilmiyorum kim pazarda oluyor, kim İstanbul'da oluyor. Yine Ali Genceoğlu var, İsmet Altınay var, sevgilerimi soruyorum Sayın Başkan Yardımcımız. Hülya Atınas Memoğlu sevgilerini yolluyor. Metin Telataş katılmış. Sarhan Sahlet Basa sevgili yengem programı izliyor. Teşekkür ediyorum. Burhan Çolak bir spor hastası dediğimiz gibi gerçekten spora gönül vermiş kişi. Sevgilerinizi yolluyoruz. Mustafa Kadıoğlu var. Osman Yüksel Başkanımız gerçekten Cumhuriyetçi Atatürkçü bir başkanlığı var. Osman Yüksel Başkan'a da sevgilerimi yolluyorum. Cengiz Ekşioğlu, Sayın Müfettişim gerçekten çok değerli bir insan. Bana da çok çok katkıları olmuştur. İnşallah Allah onu daha yükseklerde, daha yüksek bir yerde bizlere gösterir, sunar diyoruz. Yine Volkan Yıldırım var, basketçimiz. Sevgili Volkan, senin basket takımında konuştuk. İnşallah pazar sporumuza basket takımında kurduracağız. Arif Bayraktar var. İhsan Kılıç canlı yayında bize merhabalar diyor. Metin Uygur Sayın Hocam Müdürüm merhabalar demiş. Evet, 0464-612-2699'dan da canlı isterseniz canlı telefonla da bize ulaşabilirler. Tekrar ediyorum, kafası takılanlar varsa Osman Hocam Odri Meydan dedi. Neden Atatürk? Evet. Niçin Odri Meydan, evet. Yani işte evet. Kötüleyenler var belki, işte çok beğenenler var, eksikleri olanlar var. Siz şurayı eksik söylediniz hocam, şunu tamamlayamayız diyenler varsa buyursunlar. Mutlaka. Bunlar buyursunlar diyoruz. 0464-612-2699'dayız. Karasal değerimiz 91.4'te Genç Radyo'dayız. Hocam peki Atatürkçülük neden önemlidir diyebilir miyim? Kısa da alabiliriz. Konu Atatürk ve Atatürkçü düşünme dediğimiz gibi. Neden önemli? Niçin önemli? Neden önemli? Niçin Atatürkçü olalım canım? Evet, evet. Niçin? Evet. Şimdi yaşam pratiği bize göstermiştir ki yaşam en büyük öğretmendir. Yaşam en büyük öğretmendir. Bazı çözümler vardır. Havada uçuşur. İnsanlar bol keseden atarlar. Masa başı filozofluğu yaparlar. Fakat iş yaşamın gerçekliğine geldiği zaman o zaman Hanya ile Konya belli olur. İşte Mustafa Kemal kendi gerçekliğini yaşamsal süreçte test edilmiş, kanıtlanmış bir düşünce sistemidir. Bu hem Mustafa Kemal'in asker kişiliğinden meydana geliyor, hem de çok yüksek bir entelektüel birikiminden meydana geliyor. Yani Mustafa Kemal gerçekle bilgiyi, gerçekle hayali, gerçekle ideali son derece akılcı ve son derece doğru bir şekilde bir araya getirmiş mükemmel bir dehadır. Ve Mustafa Kemal'in dehasından ortaya çıkan bu düşünce sistemi inanılmaz bir çerçevede toplumsal sorunların, toplumsal yaraların tedavi olmasında, toplumsal sorunların çözülmesinde inanılmaz derecede değerli bir doktrindir, bir düşünce sistemidir. Şimdi
asker, Mustafa Kemal'in asker olması son derece önemli. Neden? Çünkü askerlik yalanı kabul etmez. Şimdi mermilerin havada uçuştuğu bir ortamda, bombaların patladığı bir ortamda, efendim Mehmet Akif'in, merhum Mehmet Akif şairimizin söylediği gibi, efendim kolların, bacakların yağmur gibi yağdığı bir ortamda, siz son derece gerçekçi olmak zorundasınız. Gerçekçi olmazsanız yenilirsiniz. Mustafa Kemal bütün hayatını gerçekliğin peşine koşarak ortaya koymuştur ve başarısının temeli de, kendisi de ifade ediyor bunu, benim başarımın temelinde akılcı ve gerçekçi olmam yatar der. Akılcı ve gerçekçi olmasının temelinde Mustafa Kemal'in asker kişiliği var. Askerlik yalan kabul etmez. Başka Mustafa Kemal'in entelektüel kişiliği de son derece önemli. Yani siz asker olabilirsiniz, iyi silah kullanabilirsiniz, iyi savaşabilirsiniz, askeri stratejileriniz son derece iyi olabilir ama askerliğin dışındaki alanlarda başarılı olmanız söz konusu olmaz. İşte Mustafa Kemal'in değeri burada. Yaşamı iyi okuyan ve 4000'e yakın kitabı altını çizerek, altına notlar düşerek, adeta yeniden yazarak okuyan bir entelektüel kişilik, askeri dehayla birleşince mükemmel bir önder olarak karşımıza çıkıyor. Ve Mustafa Kemal'in ortaya çıkardığı düşünce sistemi, doktrin, son derece gerçekçi, son derece uygulanabilir bir mahiyet taşıyor. Bu noktada sevgili halkımız, değerli halkımız, Atatürkçü düşünceyi anlama noktasında fırsatları kaçırmamalı diyorum. Neden? Şimdi emperyalizmin ne kadar kara bir yüze sahip olduğunu anlamak için Irak işgaline şöyle bir bakmak mümkündür. Şöyle bir bakmak gerekir. Irak işgalini hatırlayalım. Halk zaten bir diktatörün pençesinde eziliyor. Saddam Hüseyin'in pençesinde eziliyor. Ama Amerikan emperyalizmi kendi desteklediği Saddam'ı devirdikten sonra Irak topraklarındaki petrolü içmekle kalmıyor. Oradaki halka da inanılmaz işkenceler yapıyor. Hatırlarız Irak'ta Amerikan emperyalizminin neler yaptığını. Hapishanelerde insanlara köpeklerle mi baskı yapılmadı? Elektrikler mi verilmedi? Kabadayak zaten anılmaya hiç gerek yok. Her zaman olan bir hadise. Onun haricinde bir şey daha söyleyeyim. Herkesten özür dileyerek söylüyorum. Olayın vehametini anlatmak açısından. Askerler kadınlara tecavüz ediyor. Kadınlara tecavüz ettikten sonra onları tecavüz sahnelerini fotoğraflıyor ve dünya basınına veriyor. Yani emperyalizm diyor ki eğer bize karşı çıkarsanız, bize petrolünüzü içirmezseniz, paranızı yedirmezseniz biz hem topraklarınızı işgal ederiz hem de böyle tecavüz ederiz. Tecavüz etmekle kalmayız. Sonra da fotoğraflayıp dünyaya sizi rezil ederiz diyor. İşte bu kadar acımasız emperyalist bir zihniyete karşı Mustafa Kemal büyük bir kurtuluş savaşı vererek o rezil gücü bu topraklardan kovmakla kalmamış, aynı zamanda dünyanın ezilen topluluklarına da umut olmuş bir büyük önderdir Mustafa Kemal. Sadece emperyalist güçleri topraklarımızdan kovmakla kalmamış, aynı zamanda emperyalizme bir daha esir düşmemenin reçetesini ilke ve devrimleriyle son derece güzel bir şekilde aktarmıştır. Bu nedenle Atatürkçülük son derece önemlidir. Atatürkçülük önemlidir. Çünkü Atatürkçülük dün olduğu gibi bugün de yarın da tek çözümdür diyorum. Evet Sayın Hocam, çok güzel ifade ettiniz. Peki aklıma bir soru geldi. Siz ne zamandan beri Atatürkçüsünüz acaba? Yani böyle Nobra ve dolu dolu konuşuyorsunuz. Ne zamandan beri Atatürkçüsünüz ve sizi Atatürkçülüğe iten faktörler nelerdir acaba? Evet. Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Önce ben açık ve net olarak söyleyeyim. Beni yetiştiren hocalarım da bilir, öğretmenlerim de bilir. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Ben lise yıllarında Atatürkçü değildim. Evet, çok enteresan. Lise yıllarında Atatürkçü değildim. Benim Atatürkçülüğe yönelişim yaşamsal süreçteki gerçeklerle beraber olmuştur.
özellikle emperyalizmin iç yüzünü göre göre, emperyalizmin iç yüzünü anlaya anlaya, emperyalizmin tahribatını, sömürgeci anlayışın neler yapabileceğini göre göre ve sömürgeci anlayışa karşı inanılmaz bir ders veren Mustafa Kemal'in hayatını okuya okuya ben adım adım Atatürkçü oldum. Beni kimse birebir yönlendirerek Atatürkçü yapmadı. Beni Atatürkçü yapan, açık ve net olarak söylüyorum, Atatürkçü yapan yaşamın kendisi olmuştur. Yaşamdan çıkardığım önermeler olmuştur. Yaşamdan ortaya koyduğum dersler olmuştur. Bu arada elbette ki bilincimi şekillendiren çok saygıdeğer öğretmenlerim vardır. Bunlar arasında Metin Atasaral hocam lisede inkılap tarihi derslerime gelirdi. Tabiri caizse Metin Atasaral hocamın ve başka Atatürkçü hocalarımın söylemleri yaşamsal süreçte karşılaştığım olaylarla sağlaması yapıldıktan sonra kafama dank etmeye başladı. Aa dedim bak, birileri emperyalizmi anlatıyordu, o zamanlar anlamıyordum ama bak emperyalizm neymiş? İşte üniversite süreciyle beraber, liseyi bittikten sonra, bitirdikten sonra üniversite süreciyle beraber adım adım Atatürkçü oldum ve şu anda Atatürkçü düşünce, Atatürkçe bakış benim yaşam biçimim haline gelmiştir ve bununla da ne kadar gurur duysam azdır. Şunu da eklemek istiyorum. Atatürkçülük bir masa başı teorisi değildir dedim. Bu beni çok etkilemiştir. Atatürk ne yapmışsa sadece doktrin olarak ortaya koymamış, yaşamla sağlamasını yapmıştır. Ben de gördüm ki yaşamsal süreç içinde bir şey düşünüyorsanız onu düşünmekle kalmayacaksınız. Harekete geçeceksiniz. Ne kadar harekete geçerseniz, ne kadar gerçekçi harekete geçerseniz o kadar sorunları çözersiniz. Bu noktada model alınabilecek, rol model olarak kabul edilebilecek en değerli insan, en önemli insan, en büyük pratisyen filozof diyelim, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bir felsefeci olarak onu okudukça gerçekten hayran kaldım ve 1990'lı yılların başından itibaren adım adım okudukça, anladıkça, düşündükçe dedim ki Mustafa Kemal'in ışıklı yolunun dışında başka bir yol, başka bir çözüm söz konusu değildir. Evet Osman Hocam, bu arada dediğimiz gibi Facebook aracılığıyla şu anda canlı yayındayız. Bizlere ulaşan dinleyicilerimize, izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Evet Mustafa Öner Hatırnaz bizleri dinliyor. Ziya Üstbaş Başkanım sevgilerimi yolluyorum. Kamil görmüş, ona sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, Kadir Taş katılmış, merhabalar diyor. Mehmet Ali Çatan katılmış. Yine Edip Kamil görmüş, Fenisesi Müdürü başarılı hocam katılmış. Bugün de herhalde 5-0 futbol maçında galip geldiler. Cengiz Yıldırım'a sevgilerimi yolluyorum. İsmail Baynazoğlu katılmış, yine teşekkür ediyorum. Defne Nila Demirci yine katılmış, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Bergama'dan katılanlar var. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Pazar Genç Efendisiniz. 91.4 radyo frekansımız, karasal frekansımız 91.4'teyiz. Tabii güç istiyoruz, destek istiyoruz. Sesimizin daha gür noktalara çıkması için, daha uzaklara ulaşması için özellikle karasal frekansta biraz sıkıntılarımız var. İnşallah onu da aşacağız. Bu arada sevenlerimizden destek de bekliyoruz. Bizim frekansımızı tanıtsınlar. Ayrıca pazargençefendim.com sitemiz var, haber sitesi. Elimizden geldiği kadar günlük haberleri aktarıyoruz. Anında pazardaki olayları, yöredeki olayları aktarıyoruz. Onların da desteklerini bekliyoruz. Ve tabii ki yine işte şu anda yine Facebook aracıyla böyle canlı programlar yapıyoruz. Burası herkesin yeri. Herkes özgürce gelsin, konuşsun. Hani hodri meydan mı diyoruz, onu evet diyoruz. Gelip özgürce konuşabilir, düşüncelerini aktarabilir. Bu akşamki konuğumuz
Osman Kaya hocamız bildiğiniz gibi felsefeci, yazar ve şiir sevdalısı. Ara sıra şiirlerimiz de gelecek. 0464-612-2699'dan bizlere ulaşabilirler. Facebook'tan notlarını yazıyorlar. Facebook'tan gelen sorular var. Onlara da bakacağız. Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Sayın Hocam yine gelen sorular içerisinde. Bu sefer Kemal'in düşüncesi kendi yaşamsal süresince nasıl şekillendi diye bir soru var. Bir de Mustafa Kemal düşüncesinin ayırt edici özelliği nedir? Ayırt edici özellik nedir? Bir kez daha söyleyeyim yine. Mustafa Kemal'in düşüncesi kendi yaşamsal süresince nasıl şekillendi? Ve ayırt edici özelliği nedir? Evet. Evet. Yani Mustafa Kemal her insan gibi kendi yaşadığı ortamdan, kendi yaşadıklarından etkilenen ve o doğrultuda düşüncesini belirleyen, şekillendiren bir insandır. Ama demin ifade ettiğimiz gibi bir dahidir. Yani çok etkin bir çerçevede ders çıkarmasını bilen bir büyük insandır. Mustafa Kemal'in düşüncesini şekillendiren unsurlardan biri onun Selanik'te doğmasıdır. Selanik malum olduğu üzere bir liman kentidir ve liman kenti olması çerçevesinde kültürel alışverişin en çok görüldüğü şehirlerden biridir. Yani eski Yunan felsefesini hatırlayalım felsefeyle ilgilenenler açısından. Neden felsefe eski Yunan'da doğmuştur sorusunun cevabı, eski Yunan'ın ilk çağda pek çok liman kentine sahip olmasıdır. Aynı şey Selanik için de söylenebilir. Bir liman kenti olma çerçevesinde dışa en açık coğrafyalardan biridir. Çok sayıda farklı kültür orada harmanlanmıştır. Selanik'in kendisi de öyle. Selanik'in demografisine baktığımız zaman çok farklı etnik kökenlerin, çok farklı dillerin, çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığını ve etkileşim içinde bulunduğunu görüyoruz. Mustafa Kemal'in düşüncesini şekillendiren unsurlardan bir tanesi budur. Yani Selanik şehrinin avantajıdır. Evet. İkincisi, içinde yaşadığı zaman dilimidir. Şevket Süreyya Aydemir de buna değinir. Mustafa Kemal de, ben de yaklaşık aynı zaman diliminde yaşadık der ve o dönem dünya tarihinin en korkunç acılarının yaşandığı bir dönemdir. Düşünün, koca bir imparator, koca bir imparatorluk çatır çatır çöküyor. Düşünün, sanayi devrimi yeni gerçekleşmiş, insanoğlu o zamana kadar hiç tanımadığı bir yaşamsal sürece giriyor. Eskiden atla arabayla haftalarca gidemediğimiz yolu trenle bir günde gitmeye başladık. Gemiler giderken rüzgarın inisiyatifine göre hareket ediyorduk. Rüzgar bekliyorduk ama buhar gücüyle beraber ne yaptık? O eski yelkenli gemilerin 10 katı güçlü gemilerimiz çok daha hızlı bir şekilde istediğimiz yere hareket etmeye başladı. Tabii silahlar, ilaçlar ve diğer unsurlar ciddi anlamda insanın yaşamını değiştirmeye başladı sanayi devrimiyle beraber. Başka ne oldu? Sanayi devrimini gerçekleştiren ülkeler ham madde ve pazar arayışı çerçevesinde birer etkin işgalci güç haline geldiler. Öte tarafta Japonya, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu gibi sanayi devrimini henüz gerçekleştirememiş, gerçekleştirmek üzere arayışlarda bulunan ve sürekli işgal edilen coğrafyalar var. Ve bu coğrafyalarda yaşayan aydınların tartışmaları var. Nasıl kurtulacağız? Ne yapacağız? İşte Mustafa Kemal böyle bir ortamda yaşıyor ve böyle bir kültürel, siyasal, sosyal ve ekonomik zeminde düşünüyor, üretiyor, sorguluyor, öğreniyor. Bir dünya savaşı yaşıyor insanlık. Tarihinde görmediği şiddette bir büyük dünya savaşı. 20 milyona yakın insan 4 yıl içinde can veriyor. Onun 3 katı yaralı. İnanılmaz derecede bir zayiat. Ve
savaşla beraber bitmiyor her şey. Savaşla beraber işgaller de devam ediyor. Ve Mustafa Kemal bu işgaller sürecinde emperyalizme karşı bizzat Çanakkale'de, Trablusgarp'ta ve değişik coğrafyalarda bizzat savaşıyor. Kimi askerin başında komutan olarak savaşıyor, kimi bir milis lideri olarak kılık değiştirerek, tabiri caizse bir gerilla lideri olarak Trablusgarp'ta yaptığı savaştan bahsediyorum. Halkı örgütlüyor. Sonra askeri görevlerle değişik yerlere gidiyor. Mesela Mustafa Kemal'in yaşamında Şam'da görev yaptığı zamanlar çok belirleyicidir. Şam'da görev yaptığı zamanlarda İslam dünyasının neden geri kaldığı ile ilgili çok önemli tespitlerde bulunuyor. Çok önemli tespitlerde bulunuyor. Oradaki feodallerin, toprak ağalarının şehirlerle beraber yaptığı işbirlikleri, halka yönelik baskıları, oradaki hurafeler ve bunlar üzerine nasıl çözüm üretileceği ile ilgili yaptığı düşünceler Mustafa Kemal'in düşüncesini şekillendiriyor. Bunun haricinde elbette ki Mustafa Kemal'in öksüz büyümesi de belirleyici bir nitelikte. Çünkü ailesini koruyan bir erkek rolüne girmesi erken yaşlarda başlıyor. Bir misyon adamı olarak büyüyor Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in annesi hep Mustafa Kemal'e ailenin koruyucusu, ailenin tek erkeği gözüyle bakıyor ki öyledir zaten. Kardeşleri ölmüştür. Kendisi tek kalmıştır. Çok büyük anlamlar yüklüyor annesi. Ve bu anlamlarla, bu tek anlamlardan kaynaklanan telkinlerle büyütüyor. Ve bu çerçevede Mustafa Kemal bütün bunların toplamı olarak bir de çok okuduğunu da göz önünde bulunduralım. Mustafa Kemal çok okuyor, çok sorguluyor, çok dinliyor. Mustafa Kemal'in en önemli özelliklerinden bir tanesi dinlemesidir. Mustafa Kemal bu kadar okuyan, bu kadar başarılı bir insan olmasına rağmen çok iyi bir dinleyicidir. Mustafa Kemal'in yemek sofraları birer üniversitedir. Ve o yemek sofralarında kimler geçmemiştir ki? Filozoflar, tarihçiler, antropologlar, dil bilimciler, ekonomistler. Ve Mustafa Kemal azıcık yemeğini yedikten sonra tek tek onları dinler, notlarını alır ve sabahlara kadar o notları besleyen okumalar yapar. Ve bütün bunların ötesinde yurt sevgisiyle, yurt aşkıyla dolu bir yüreğiyle hesaba katalım. İşte alın size Mustafa Kemal'i şekillendiren koşullar ve ortam. Evet Sayın Hocam gerçekten çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Bu arada tabii ki izleyicilerimiz sürekli artıyor. İsimleri ben de okumaya çalışıyorum. Evet, Defne Milan Demeci katılmış. Abdullah Uzun sevgili yine yazarımız aynı zamanda. Gazetecimiz, araştırmacımız, onu da programı dinliyor, selamları var. Yine tabii ki sitemizden bakıyorum buradan. Zira İsmail Baynazoğlu, onun da sevgileri var. Evet, Mehmet Ali Çatan yine merhaba diyor. Değerli dinleyicilerimiz, 91.4 karasal frekansınızdan bizi dinliyorsunuz şu anda. Aynı zamanda pazargençefem.com sitesinden, evet, bizim Facebook adresinden, bitmi.com.al Facebook adresinden bizleri dinliyorsunuz. Konuğumuz Osman Kaya, şair, yazar ve şiir sevdalısı. Bugün Atatürk'ü konuşuyoruz. Atatürk'ü, düşünceyi konuşuyoruz. Evet, tabii ki tüm Atatürkçüleri bekliyoruz. Programımızın konu olsunlar diyoruz, dinlesinler diyoruz. Sorular varsa bize ulaştırsınlar. Unuttuğumuz, söylemek istediğimiz veya işte söyleyemediğimiz bazı noktalar varsa bize ulaşsınlar. Atatürk'ü tabii ki anlatmak kolay değil. Yani ne saatler ne günler alır ama evet. Yine de kısa öz bilgilerle bizlere ulaşabilirler. Facebook'tan mesajlarını yazabilirler. Buradan takip ediyoruz. Aynı zamanda sitemizden ulaşabilirler. 0464-612-2699'dan da bizlere ulaşabilirler. Hatta canlı telefon bağlantısı da yaparız. Hazırız şu anda. Tabii. Arzu eden canlı bağlansın. Evet. Buradan
sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Tüm dinleyicilerimizden, tüm Atatürkçülere, değil mi? Diyor dostlarımızla, tüm yurtseverlere, neden Atatürk diyenlere ya da işte bunun karşıtı olan insanlar da buyursunlar, savunsunlar. İşte siz şunu söylüyorsunuz, bunu söylüyorsunuz. Tabii sorular geliyor, bu soruları yönlendireceğiz çünkü onlara da cevaplar vereceğiz. Hocam Atatürk bir devrimciydi ama işte bu devrimlerinden, diğer devrimlerden farkı ne olabilir? Kısa ona da değinelim bazı gelen sorular içerisinde. Bildiğimiz gibi devrimci kişiliğinin yanı sıra başka devrimciler de vardı. Aradaki dediğimiz gibi bu temel özellik ne olabilir sıkıntıda ve öz olarak sorulan sorular içerisinde? Buyurun hocam. Tarihte iz bırakmış birkaç devrim örneği vereceğim. Bunlardan bir tanesi Fransız devrimidir. 1789'da meydana gelmiş Fransız devrimi. Bir başka devrim Rus devrimidir. Sovyet devrimi. 1917'de meydana gelmiş Sovyet devrimi. Bir başka devrim Çin devrimidir. Bir de ne kadar devrim olup olmadığı tartışılan bir devrim daha var. İran devrimi adı verilen bir oluşum var. Tabii İran devrimi ifadesi tartışmalı bir ifadedir. Neden? Çünkü İran devrimi aynı zamanda karşı devrim de olabilir deniyor. Neyse bu tartışmalara girmiyoruz. Evet, genel olarak şunu ifade edelim. Dünya tarihinde bir Mustafa Kemal'in devrimi kadar, meydana getirdiği devrim kadar olanaksızlıklar içinde geçmiş başka bir devrim yoktur. Bu bir. Mustafa Kemal inanılmaz derecede olanaksızdı. Bunu açıklayacağım. İkincisi, Mustafa Kemal'in devrimi kadar kansız bir devrim, şiddetsiz bir devrim, şiddet içermeyen bir devrim dünya tarihinde görülmemiştir. Üçüncü devrim, üçüncü özellik ise şudur. Mustafa Kemal'in devrimi kadar halk tarafından benimsenmiş, içselleştirilmiş, devlet erki ile, devlet gücüyle dayatılmamasına rağmen gönüllüleri, taşıyıcıları olan başka bir devrim yoktur. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Mustafa Kemal'in devriminin ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor. Şimdi Mustafa Kemal'in devrimi olanaksızlıklar içinde olmuş diyoruz. Neden? Mustafa Kemal büyük bir savaş vermiş. Nutkun ilk bölümü, Atatürk'ün büyük nutkunun ilk bölümü nasıl geçer? Uçurumun kenarında bir ülke der. Evet, tam anlamıyla öyle. Uçurumun kenarında bir ülke Türkiye. Çatır çatır büyük bir imparatorluk çökmüş. Onun haricinde çok değişik cephelerde milyonlarımızı toprağa gömmüşüz. Bir gül bahçesine girercesine bu kara toprağın bağrına girmişler. Mesela Mustafa Kemal Çanakkale'yi değerlendirirken biz orada bir üniversiteyi kaybettik der. Ne demek bu? Çanakkale Harbi'nde sadece köyden gelen Mehmetler savaşmadı. Üniversitedeki mühendisler, doktorlar, tarihçiler, uzmanlar, değişik alanın uzmanları, öğretmenler silahları omuzlarına vurup vatan için, emperyalizme karşı inanılmaz fedakarlıklarla dolu bir savaş verdiler. Ve 12-13 milyonluk bir devlet devralıyor, bir toplum devralıyor Mustafa Kemal. 12-13 milyonluk bu toplum da çoğu yaşlardan, kadınlardan ve hayata küsmüş insanlardan meydana geliyor. Ve aydınlanmamış bir toplumdan bahsediyoruz. Aydınlığını kaybetmiş, aydınlanmamış bir toplumdan bahsediyoruz. Hurafelerle yaşayan, evet yurtsever insanlar, bizim halkımız yurtseverdir her zaman ama sadece yurtseverlik yetmiyor.